Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan dostlar, Ağustos ayındayız. Ağustos ayında sizi neler bekliyor efendim? Öncelikle Merkür Retrosu ile başlayalım. Bu Ağustos ayında 5 Ağustos'ta başlayan Başak Burcu'nda bir Merkür Retrosu yaşayacağız. Başak Burcu'nda başlayan Merkür Retrosu 14 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda gerilemeye devam edecek. Ve sizin için 4 Ağustos'ta güzel bir yeni ay doğacak. Aslan Burcu'nun 12 derecesini. Para konularını daha çok gündeminizde taşıyacak. Aslında Ağustos'un 22'sine kadar olan süreçte hem bu yeni ayın etkilerini hem yine hayatınızdaki parasal konular, gelir gider, vergiler veya borçlanmalar, krediler gibi gündemleriniz olacak. 4 Ağustos'taki yeni ay parasal konularda bir rahatlama söz konusu gösteriyor. Çünkü Jüpiter'den güzel etkiler alan bir yeni ay, aynı zamanda yine Mars ve Jüpiter aslında Ağustos ayı boyunca birlikte hareket edecekler. Özgüveni, girişimleri ve de cesareti arttıran bir süreçtir. Fakat Merkür'ün 5 Ağustos'ta retroya başlamasıyla geçmişte girişmiş olduğunuz, hani kazançlarını arttırmak için yeni bir iş kapısı, yeni bir gelir kapısı başlangıçlarını aslında tekrar değerlendirmenize, belki de bir göz atmanıza sebep olacak. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer ki siz bir yengeç olarak, yükselen yengeç veya burcunuz yengeçse, önünüzü tıkayan bir mesele, bir sorun, bir durum varsa öncelikle bunu çözmeniz de gerekecek. Bu Merkür Retrosu bence bu durumları çözmeniz için size yardımcı olacak. Mesela kısa bir seyahat, mesela almanız gereken küçük de olsa bir eğitim olabilir. Araçlarla ilgili konular, belki bir araç alımı, satımı, ondan gelecek bir para veya yakın çevrenizde paylaşmanız gereken, belki üstünüzde işte ortak olan bir tapu veya benzeri konular gündeminizde yer tutacak. Yeni ayın etkileri bu arada 4 Ağustos'ta yeni ay, 12 Ağustos'a kadar devrede olacak. Şuna dikkat edin lütfen, 14 Ağustos ve civarı, 14-17 Ağustos arası Mars Jüpiter'le kavuşum halinde olacak. Evet, biraz böyle cesaretinizi kıracak, bir şeyleri yavaşlatacak, önünüzü tıkacak durumlar söz konusu olabilir. Arka plan konular, bunlar duygusal olarak da olabilir, belki nörolojik konular olacak, biraz sinir sistemiyle ilgili. Fakat arka planda biraz böyle düşmanlıklarla da ilgilidir. Bilmediğiniz, beklemediğiniz, öngöremediğiniz düşmanlıklar, bunlara biraz daha dikkat edebilirsiniz. Çünkü nihayetinde 19 Ağustos'ta Kova Burcu'nun 27 derecesinde de bir dolunay meydana gelecek ve bu dolunay aslında sizin için bu alana biraz işaret ediyor. Hani dostluklar, arkadaşlar, sosyal çevrenizdeki insanlar, yeni bir proje, başlangıçlar olabilir. Bu alanlarda beklenmedik durumlar, gelişmeler olabilir. Borç verdiniz, alamadınız veya benzeri bir şekilde ilerlemek istiyorsunuz, yine paraya bağlı bir ödemeniz var. Diyelim ki bunu yapmak için ya da bunu çözebilmeniz için bunların çözülmesi gerekiyor. O yüzden aslında Ağustos ayı boyunca sosyal çevreniz ve onlarla olan ilişkileriniz ve arka planda, hani kim size uygun, kim dost, kim düşman, bunları da seçebileceğiniz bir ay aslında olacak. Ve devam ettiğimizde efendim, bizim için, yani sizler için 22 Ağustos itibariyle çok daha rahat bir süreç başlayacak. Çünkü artık Güneş Başak Burcu'na geçer. Merkür Retrosu'nun da son günleridir. Yine yakın çevreniz, kısa seyahatler, eğitim, öğrenim, atama bekleyen, mesela atamalar da yine Ağustos sonu, özellikle mesela 29 Ağustos ve sonrasında hem aile içi gündemler, aileyi ilgilendiren konular, kardeşleri olanlar, gerçekten kardeşleri ve onlarla yaptıkları işbirliği, ticari konular da bu arada olabilir. Bir dijital konu, elektrik ve elektronikle ilgili, yine size sosyal medyayı ilgilendiren alanlarınız varsa, diyelim sosyal medyada bir görev yapıyorsunuz, siteniz var ya da bir blogunuz var,
bununla ilgili konular daha rahat akmaya, ilerlemeye başlayacak. Böyle söyleyebilirim ve 29 Ağustos'tan itibaren ise artık Venüs terazi burcuna geçer. Venüs'ün teraziye geçmesi sizin o aile, ev, kardeşler, işte biraz daha maddi manevi güvende hissetme, sevme ve sevilme isteğimizi daha rahat ortaya koyabileceğimiz bir zaman dilimi olacak efendim. 30 Ağustos'ta Merkür Retromuz bitiyor. Ağustos sonları bizim için daha özellikle yengeç burçları için daha keyifli gözüküyor. Bu arada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. 19 Ağustos'taki Kova Burcu'nun 27 derecesindeki Dolunay biraz sert etkiler taşıyor. Uranüsyen, çünkü Uranüs'ten kare alan. Yaşamı biraz ani şekilde, sarsıcı bir şekilde etkileyebilecek. Mesela ani bir ödeme, atlanmış, unutulmuş, son dakika gelişmeleri, özellikle eş, iş olaylarında, ortaklı işler ile ilgili eğer bir sorun yaşadıysanız veya böyle bir gündeminiz varsa, bunlarla ilgili konulara yine özellikle 19 Ağustos'un 2-3 gün öncesi, yani 17-20 Ağustos, 22 Ağustos arası daha riskli olabilir. Etki de almayabilirsiniz, alabilirsiniz de. Bu doğum haritanızla alakalı, oradaki derecelerle ilintili efendim. Biraz uzak hedeflerinize yöneleceksiniz. Eğitim, yurt dışı ile ilgili konular yine bu ayın aslında zaman zaman arada gündeminize gelecek dinamikler olacak. Evet, Ağustos ayında bir Merkür Retromuz var. 14 Ağustos'tan sonra Aslan Burcu'na geçer ve yine bu alanlara atıfta bulunan bir süreç olacak. Mesleki alanda da önemli fırsatlar, kaçırmış olduğunuz veya işte yavaş ilerlediğiniz ya da bir şeyler atladığınız durumlar varsa, eğer olduysa, bunları size sürpriz bir şekilde tekrar gündeminize getirebilir sevgili yengeç burçları. Evet, önemli bir Ağustos, özellikle parasal konularda yeni kapılar, yeni fırsatlar, yeni olasılıklar için biraz duracağız, biraz düşüneceğiz, yavaşlayacağız. Bu kötü bir şey değil. Daha sağlıklı ilerlemek için de Ağustos sonundan itibaren harekete geçireceğiz. Güzel bir Ağustos diliyorum. Hoşçakalın.